Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. O büyük gün geldi çattı ve en sonunda benim için 42 yıllık bir aşkın son noktası olan Skywalker efsanesinin 9. ve son filmini izlemiş bulunmaktayım. Sizler için spoilersız olarak yorumlamak istiyorum. Üzerinde çok konuştuk, çok tartıştık. Hem spoilerlı olarak hem spoilersız olarak filmin tabi İnsan da bir garip oluyor yani ilk filmi sinemada izlemiş birinin hani son noktayı bu şekilde koyması gerçekten farklı duygular uyandırıyor insanda. Ama doğrusunu isterseniz ben çok fazla heyecanlandığım bir Star Wars filmi değildi bildiğiniz üzere. İzledik ve hani nasıl diyeyim size bilmem bayağı değişik duygular içindeyim gerçekten. Tespihim yanımda hazır. Ama onu bugün de kullanmayacağım. Bunu kullanacağımız daha çok zamanlar olacak diye düşünüyorum. Özellikle spoilerlı bir videoda Baya bir herhalde bu arada bir herhalde imparatorluk geldi. Bu duyduğunuz sesle. Eee Spoilerlı videoda bayağı ihtiyacımız olacak bu tespihe. Şimdilik kenara koyuyorum. Biliyorsunuz en son sizlere çektiğim videoda bu filmden beklentilerimiz ne olmalı, hangi sorulara cevap bulmaya çalışmalıyız demiştim. Film klasik bir Star Wars filmi şeklinde açılıyor ve First Order'ın hani ve Kylo Ren'in son durumunu öğreniyoruz. Akan yazılarda da kısa bir özetle galaksinin hangi durumda olduğunu e, öğreniyoruz. Ve ardından da filmimiz tüm hızıyla başlıyor. Gerçekten aslında hareketli ve aksiyonlu bir film. Bir yandan da yayınlanan fragman ve TV spotlarında aslında bayağı aksiyonlu, hareketli ve gözümüzü doyuracak bir film olarak görüyorduk. Öyle olmuş. Filmin şöyle bir sorunu var. Daha doğrusu filmin bir sorunu demeyeyim de şu şekilde düşünenler olacaktır. Bu filmi çok sevenler de olacaktır. Bayağı bir yerenler de olacaktır yani bir Star Wars filmi olarak beğenip onu bir köşeye kaldıracak olanlarla birlikte özellikle eski fanlar ve bu genişletilmiş evren külliyatına hakim olanlar özellikle anlamlandıramadıkları birçok sahne göreceklerdir diye düşünüyorum. Ben de öyle oldu ki ben genişletilmiş evren külliyatına inanılmaz hakim biri değilim. Filmler tarafında kalan biriyim ama bana bile çok manasız gelen sahneler oldu. Filmimiz klasik First Order'ın e, hangi işler peşinde koştuğunu Kylo yine bir işler peşine düştüğünü anlatıyor. Rey'in Jedi eğitimine bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Zaten bunlar hep fragmanlarda gördüğümüz şeyler. Özellikle bu direnişte ve direniş içinde bulunan bizim bu sevdiğimiz karakterlerin yani bizim kankilerin birbirleri arasındaki ilişkilere falan göz atıyoruz. Film bir yandan da direnişin son durumunu ortaya koyuyor. Tabii orada çok zayıflamalar var. Eee... Yani bir avuç insan artık direnişi sürdürmeye çalışıyor First Order'a karşı. Buna vurgu yapıyor film ve özellikle de tabii ki ilk sahneden itibaren de hepinizin tahmin edeceği üzere ve fragmanlarda görüp bol bol duyduğunuz posterinde bile artık var olan İmparator üzerine de yoğunlaşmış. Ancak İmparator'la ilgili soruların tamamına cevap bulabilmemiz mümkün olacak mı bu filmde? O da ayrı bir tartışma konusu. Bunlar hep spoilerlı videonun konuları. Filmin genel olarak Star Wars evreni içindeki yeriyle ilgili de şöyle bir sorun var. Ryan Johnson'ın çektiği Episode 8 The Last Jedi kimilerince çok beğenilmiş, kimilerince yerden yere vurulmuştu. Ben önce beğenip sonra da yerden yere vuranlardandım. Doğrusunu isterseniz e, fikrim daha sonra izleye izleye değişmişti. Çünkü karakterlerle ilgili sorunlar olduğunu düşünüyordum. Mesela Luke'un öyle bir karakter, orada yansıtıldığı gibi bir karakter olma ihtimalinin mümkün olmadığını düşünüyordum. E, bu film bir şekilde Episode 9, Episode 8'in mirasını hiç yemeden hatta o mirasın bir kısmını e, aradığımız sorulara cevaplar vermeye çalışırken silen bir film olmuş. Böylece Rian Johnson'ın filmi biraz yabana gitmiş gibi oluyor. Halbuki Gigi Abrams işte onun açtığı vizyon falan diyordu ama e, onun açtığı vizyonu biraz kapamış bu film ve biraz daha köklerine dönmeye çalışmış. Eee gerçekten hani bu açıdan ilginç. En nihayetinde bir Star Wars filmi ve Star Wars filmlerinin bize vermek istediği, daha doğrusu bizim filmlerden beklentilerimize karşılık bulan şeyler yok mu bu filmin içinde derseniz, elbette var. Yepyeni gezegenler, yepyeni alet, edevat, araçlar görüyoruz ki bütün bu sadıklarım benim gibi Star Wars hayranları için oldukça önemli. Yani orada gördüğüm küçük bir droid, küçük bir... Farklı bir ırktan ufak bir çocuğun işte bir hareketi bile benim için çok anlamlı hale gelebiliyor. O açıdan doyurucu bir film olduğunu söyleyebilirim. Yeni yerler görüyoruz, yeni işte ırklar, yeni türler görüyoruz. yeni araçlar, uzay gemileri vesaire görüyoruz. Buralarda çok fazla sıkıntı yok. Bunun dışında filmin görselliğiyle de ilgili bir sorun yok. Gerek bilgisayar efektleri anlamındaki doyuruculuk olarak gerekse e, görüntü kalitesi yani sanatsal anlamdaki görüntü kalitesinden e, hiç ödün vermemişler. Buralarda filmin yaşadığı problemler yok. Filmin yaşadığı problemler konuları cevap bulma, birbirine bağlama ve karakterlerin derinliğiyle ilgili olan. Ve ondan çıkacak olan sonuçları bir yine tutarlı bir şekilde birbirine bağlamakla ilgili olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi hep böyle ket vuruyorum kendime. E, Spoilerli videonun konuları bunlar. Şöyle bir şey var. Disney tabii ki bize yeni bir Star Wars konsepti, yeni bir Star Wars anlatmaya çalışıyor diye her zaman söylüyorum. Nefret etmeyelim, sevmeye ve anlamaya çalışalım diyorum. Bu laflarımın da her zaman arkasındayım. Ancak... E ee, tabii çok fazla orijinle yani ana materyalle fazla oynayınca biraz onu kurcalayınca da ortaya bazen çok iyi sonuçlar çıkmıyor. Bu filmin sorunlarından biri de Jedi'lık müessesesini neredeyse yeniden alıp farklı bir şekilde bize sunmaya çalışması diye düşünüyorum. En basit haliyle böyle söyleyebilirim. O nedenle biraz benim için oralar hayal kırıklığı oldu. Adeta bu Jedi organizasyonunu ve Jedi'lığı, Jedi olan Jedi şövalyesi özelliklerine sahip kimselerin durumunu yeniden yorumluyormuş ve Caday güçlerini de aynı zamanda yeniden yorumlar bir hali var Bu işte ne kadar hani insanları memnun eder bilemiyorum ama bütün bunların yanında, Fanlar için inanılmaz bir hizmet var. Fan service uçmuş durumda. Her şeyden referans var. Herkesi, her şeyi, her şekilde duyuyorsunuz, görüyorsunuz. Bunların tabii çoğu hoşunuza giden şeyler. O eski referanslar üzerinden bazı noktaların ilerlemesi. Bunlar güzel ve eğlenceli. Hatta filmin çok eğlenceli yerleri de var. Ama totalde baktığınızda genel hikaye arkı ve karakterlerin kendine has özellikleriyle önceden bildiğimiz çünkü bu 6 filmlik serinin devamı olarak bakıyoruz tabii ki bazı örtüşmeyen durumlar var. Bu da can sıkıyor. Oyunculuklarla ilgili ise Daisy Ridley'nin çok başarılı bir performansı var. Gerçekten bir Star Wars filminde oynadığının farkında olduğunu düşünüyorum. Başarılı aktristin aynı zamanda Adam Driver'ın da çok başarılı olduğunu, ne yaptığını kesinlikle bilen, kendi üstüne biçilen rolün hakkını sonuna kadar verdiğini ve gerçekten çok çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Kylo Ren'i seversiniz, sevmezsiniz. Kylo Ren'in kılıç tutuşunu, Kylo Ren'in düşüncelerini, ailesine bakış açısını fikirlerini yaptıklarından hoşlanırsınız. Bunlar ayrı şeyler. Oyunculuk performansı açısından gerçekten Adam Driver zaten çok kaliteli bir isim ama bu filmde de kendini yine ayrı bir yerde konumlandırmayı başarmış. Diğer kalanlar Fasafiso diyebileceğiniz kadar iyi bir performansı var Adam Driver'ın ben çok beğendim. Adam Driver'ın yani kendisi içilen biçilen bu rolü ancak bu kadar hakkını verebilirdi. O da öyle yapmış diye düşünüyorum. Tabii filmin içinde daha önceden fragmanlarda gördüğümüz ve filmde görmeyi beklediğimiz eski başka karakterler de var. Bunlardan birisi Leia. Prenses Leia. General Leia. Onu yeniden görmek tekrar çok güzeldi. Biliyorsunuz vefatından sonra CGI olarak kullanılmayacağı stok çekimler üzerinden elde edilen, daha önce elde bulunan çekimler üzerinden bir... E setup yapılacağı söylenmişti. Öyle de yapılmış ancak bazı yerlerde CGI desteği var yine de diye düşünüyorum ama hiç bozmamış ve benim umduğumdan daha uzun süre filmde yer alıyor. Bununla birlikte Lando yine epi uzun zamandır görmeyi beklediğimiz bir karakterdi ve ben çok şaşırdım. Ben daha böyle durgun bir halde bekliyordum kendisini. O da baya böyle hani Star Wars filmlerine dönmeyi özlemiş gibi gözüktü bana. Onu görmek de güzeldi. Diğer karakterler işte Chewbacca vesaire. Öte yandan da diğer karakterler yine fan service etkinlikleri dahilinde filmde kendilerine yer bulmuşlar. Bunlar güzel. Daha doğrusu hoşlanabileceğiniz türden ama dediğim gibi genel olarak konuları bağlamakta biraz sıkıntılı film. Özellikle İmparator, Snoke vesaire gibi konularda izleyince görürsünüz. Bu arada mutlaka izleyin diyorum. Kendi fikrinizi oluşturmak açısından. Biraz oralardaki sıkıntılar nasıl giderilecek bilmiyorum. Daha sonra çıkacak olan kitaplarla vesaire ya da bu konuyu artık kapattık. Skywalker sagası sona erdi. Önümüze bakalım mı diyeceğiz ki. Onda da işte bakın mesajı veriyorum. Mandalorian ee, sevgili Burak Dönertaş'ın yaptığı kaskla birlikte veriyorum bu mesajı. Ee, daha yeni Star Wars içeriklerinin daha özgün şekilde üretileceği ve kendi içinde bir tutarlılık sağlayacağını düşünüyorum. Mandalorian güzel bir örnek. Taze taze izledik yeni bölümü. Ee, çok fazla baktığınızda hani böyle inanılmaz bir senaryo derinliği, inanılmaz bir karakter derinliği yok. Ama her zaman söylüyorum tabanlarını Star Wars'un orijinine iyi oturtmuş bir dizi olduğundan bu kadar çok seviyoruz ve ilgimizi çekiyor. Yoksa Bebek Yoda dışında çok fazla böyle bizi şaşırtan bir numarası da yok dizinin hepinizin gördüğü üzere. O nedenle de hani artık daha doğru işler yapılacaktır diye düşünüyorum. Ben bu hamleden sonra, episode 9 hamlesinden sonra e, yeni projelerde Kevin Feige'nin bir filmi çekilecek biliyorsunuz. Rian Johnson'ın üçlemesi rafta bekliyor ama ben o üçlemenin iptal olacağını düşünüyordum uzun zamandır. Bu filmde bu hislerim daha da güçlendi. E, artık bakacağız çünkü adamın yaptığı filmi neredeyse tarihten silecek başka bir film yapmışlar yani. Episod 8'deki birçok şey bu filmle tarih olmuş de, diyebiliriz. Genel olarak da bir notum e, yurt dışından gelen haberlerle birlikte ve eski bir fan olarak e, çok iyi değil. Bir şey söylemeyeyim, yani bir not söylemeyeyim ama e, iyi değil, çok mutlu ayrıldım diyebilir miyim? Sanırım diyemem. E, biraz üzücü oldu benim için. Normalde Salle Sümük ağlayarak çıkmam gereken bir filmdi ama o tatminleri yaşatmadığı gibi bazı şaşkınlıklara da sebep oldu bende. Ama siz hiçbir zaman planlarınızı bozmayın. Bu filmi mutlaka sinemada izleyin. Çünkü gerçekten iyi bir görselliği var. Keyif alacağınız birçok sahnesi var. Bir de biz ne konuşsak boş. En nihayetinde kendi zevkiniz, kendiniz konuları birbirine bağlayacaksınız. Mantıklı mantıksız bulduğunuz yerler elbette olacaktır. Onları zaten birlikte tartışıyor oluruz. Ama benden geçer not aldım derseniz Rise of Skywalker, Skywalker'ın yükselişi e, izlediğim en kötü Star Wars filmi olabilir. Ne yazık ki öyle. Kendi Ha bu arada şunu da söylemem lazım. Yeni nesil fanlar için e, ve bu yeni üçlemeyi sevenler için kendi içindeki tutarlılık bazında ki gerçi onu da bozduğu yerler var ama e, ve hani bu... Bu filmlerden daha çok hoşlanan kitle bu filmi de bayağı sevecektir. Yani bayağı tatmin olarak ayrılacaktır. Ama eski yani ilk üçlemeyi çok seven benim gibi ikinci üçlemeye burun kıvırıp bu filmleri gördükten sonra ulan onlar filmmiş esas diyenler içinse biraz hayal kırıklığı olacak Rise of Skywalker. Üzücü. Artık önümüzdeki yeni Star Wars projelerine bakacağız. En heyecanlısı böyle olacak herhalde. Bu spoilersız videoyu sizlerle paylaşmaya çalıştığım e, spoilerlı videoda başka notlarım da var. Orada filmi e, olabildiğince, elimden geldiğince, not alabildiğimce kafama takılan yerlerini e, daha derinlemesine tartışmayı düşünüyorum. Sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Benden bugünlük bu kadar. Hiçbir şey canınızı sıkmayın ve her zaman olduğu gibi güç sizinle olsun.